Partisinin Abant'ta düzenlenen toplantısına katılmak üzere ilimize gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da bir dizi ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma töreninden sonra ilk olarak Bolu Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, başkanlık makamında Belediye Başkanı Tanju Özcan'la bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada, Başkan Özcan'dan belediye faaliyetleri ile ilgili bilgiler aldı. Planlanmış bölgelerde, sanayi alanında daha güzel bir Bolu hayal ediyoruz. Kılıçdaroğlu belediye ziyaretinin ardından Kıbrısçık ilçesine hareket etti. Yol üstünde bulunan Gölcük Tabiat Parkı'na da uğrayan Kılıçdaroğlu, burada Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Tabiat Parkı hakkında bilgiler aldı. Yok, orada bir kaza olmuştu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, göl iskelesinde fotoğraf çektirdi, vatandaşlarla sohbet etti ve Başkan Özcan'ın kullandığı golf arabasıyla gölün etrafında tur attı. Kılıçdaroğlu tur sırasında ihalesi iptal edilen bungalov evleri de inceledi. Daha sonra Kıbrısçık Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Başkan Emin Tekemen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tekemen ziyarette Kılıçdaroğlu'na yöresel ürünlerden hediye etti. Kıbrısçık Belediyesi önünde vatandaşlara da hitap eden Kılıçdaroğlu, işsizliğin bütün kötülüklerin anası olduğunu söyledi. Cumhuriyetin kuruluşundan beri ilçemizi bir genel başkan görmedi. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. İşsizlik. Her anne ister ki çocuğunun eli ekmek tutsun. Her anne ister ki çocuğu iyi bir okullarda okusun, mezun olduktan sonra işi olsun, kimseye el aleme muhtaç olmasın. 8 milyon işsiz var, 8 milyon. Ben bunu söyleyince kızıyorlar, vay neden bunu söylüyorsun diye. Ben fakirin, fukaranın, yetimin hakkını savunmayacağım da o zaman ben ne siyaset yapıyorum? Ben onların hakkını savunacağım, fakirin, fukaranın hakkını savunacağım, yoksulun hakkını savunacağım. Çiftçinin hakkını savunacağım, esnafın hakkını savunacağım, kadınların, erkeklerin hakkını savunacağım. Ben bunları savunmak zorundayım. Kızıyorlar, istedikleri kadar kızsınlar, ben bunları yapacağım. Sözüm sözdür, bunları yapacağım. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi. Herkesi kucaklamak zorundayız, herkesi. Milliyetçilik anlayışında ne var? Bayrak benim bayrağımdır. Vatan benim vatanımdır. Bayrağıyla, vatanıyla sorunu olmayan herkesin benim başımın üstünde yeri vardır. Hangi partiden olursa olsun. Hangi partiden olursa olsun. Biz hep böyle davrandık. Hep böyle gittik ve böyle gideceğiz. Mücadelemizi de böyle yapacağız. Vatandaşa hizmeti de böyle yapacağız. Hepimiz bu ülkenin selameti için çalışmak zorundayız. Hiç kimse unutmasın. Bayrak ve vatan bizimdir. Bizim şehitlerimizin, gazilerimize bize teslim ettiği iki büyük emanettir. Bu iki büyük emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Sonuna kadar. Hiç endişe etmeyin. Sonuna kadar sahip çıkacağız.